Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve çok kolay örülebilecek baharlık ve yazlık fularlarla karşınızdayım. Bir tek oturuşta bunu örebilirsiniz. Tek parça örülüyor. Süslemesi size kaldı. Sade olarak da kullanabilirsiniz. Benim gibi uçlarına ve tam ortasında boyuna gelecek yeri süs de yapabilirsiniz. Burada iki tane hazır örülmüş fular var. Bunlarla ilgili bilgi size vermek isterim. Bu ince iple örülmüş. Bunu 180 santim uzunluğu var ve 321 zincir çekerek başlamışız bunu. Sonra pisküller ve bu boncuklarla ortasında da böyle bir kolye ve minik bir çiçekle tamamlamış oldum bunu. Bu yandaki hemen yandaki fularda biraz daha kalan iple örülmüş. Bunu 107 pardon 207 100 yanlarda kalıyor. 207 zincirle başladım ve bunu boy 190 santim uzunluğu 190 santim. Bunun pisküller biraz uzun oldu. Şey uzattı onu boyuna. Bordo 180 santimdi. Bu 190 santim. Bir 10 santim fark var. Bunu böyle süslü bir değişik iple çiçek yapıp püskülle ortasına tamamladım. Yanlarda da böyle camdan bir iple böyle, süslemek istedim. Böyle püskül yapmak istedim. Burada kullandığım ip eğer merak eden olursa bu kartop pensi can can. Bunu değişik renklerde var. Ben gri ile bunu yakıştırdım. Ben küçük bir parça da önce size göstermek isterim. Burada ben birkaç zincir çektim. Zincir çekerken bunu dikkat edeceksiniz. Bu tarafta ve bu taraf pardon buraya gitmiyorsun. Biraz zincir çektim. Zincir çekerken bu sayılarını sağ tarafında ve sol tarafta gelecek olan sayıların eşit olmasına dikkat edeceksiniz. Ben biraz zincir çektim. Sonra birinci sıra başladım. Her zincirin üzerinde birer tane trabzan ördüm. Tam ortasındaki bir zincire geldim. Orada bir değişiklik yapacağız. Çünkü tam ortadaki zincirde örnek kuracağız biz örgümüze. Bir. Aynı zincirin içinde iki ve üç tane trabzan yaptım. Bakın böyle. Sonraki onu hemen yanındaki zincirde tekrar bir zincir üzerine bir trabzan devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar böyle her zincir üzerine bir trabzan yapacağız. Bir sonraki sıraya geldim. İkinci sırada. İkinci sırada tekrar 3 tane zincir çekerek yukarıya geldim. Sonra daha önceki yapmış olduğu bu trabzanı boş bırakacağız. Onu hemen yanındaki trabzanı batarak artık bir kutu oluşturacağız burada. Tekrar bir zincir. Sonra bunu değil, bunu yanındakini. Bir zincir. Bunu değil, bunu yanındakine. Sonra bir zincir ve bakın şimdi burada biz ördüğümüzün bu bir zincirin içinde 3 tane örmüş olduğu şeye geldik. Burada siz önce bu sırada örerken tam ortadaki bu trabzanın tepesinde bir işaret koyun unutmaması için. Şimdi buraya geldiğimizde tekrar bir zincir çektik. Burada boşluk bırakmayacağız. Şuradaki trabzanın tepesinde
batacağız. Sonra tekrar bir zincir. Tığımızın üzerine ipi doluyoruz. Hemen yanındaki bu uç trabzanı, tam ortadaki trabzanı batacağız. Şuraya. Tekrar bir zincir. Tekrar tığımızın üzerine ip alarak aynı şu ortadaki trabzanın tepesinde tekrar batıyoruz. Sonra bir zincir. Tekrar bunu hemen yandakini, bu üç tane bir zincir içinde olan trabzanda böyle devam ediyoruz. Bundan sonrası bir zincir. Sonraki trabzan boş bırakıp hemen yandakini, öbür tarafta ördüğü gibi devam edeceğiz sıraya. Şu taraftaki ördüğü gibi bu sıra sonuna kadar gideceğiz. Buraya ben örmüştüm. Biraz daha büyükçeni daha rahat görülsün diye. Şimdi bu sıramız bitti. Burada da bakın ortasında artık belli ediyor. Tam ortadaki bu üç trabzanın üzerinde şöyle tam ortadaki trabzanda böyle bir şey örülüyor. İsterseniz burada her seferinde işaretleyin. İşaret koyarsınız daha rahat orada geldiğinde unutmadan devam edersiniz işinize. Sıra sonuna geldim. Buraya tekrar bir sıra başlayacağız. Üçüncü sırada. Üç tane zincirle yukarıya çıktım. Tığımı, ipimi aldım ve şu trabzanı batarak tekrar bir zincir, hemen yanındaki kutunun başındaki trabzanı batarak tam ortadaki işimize buraya geliniz kadar böyle devam ederim. Her kutuda kutunun üzerinde tekrar bir kutu yapacağız. Bakın yine tam ortasında ortaya yakın geldim. Şimdi her bu sırada böyle devam ettim. Tekrar bir zincir çektim. Bunu tam buraya bir trabzan örüyorum. Sonra tekrar bir zincir ve bu sefer bakın bu ortadaki zincirin pardon ortadaki trabzanın içinde iki kere batmıştık. Böyle bir yuva oluşmuştu. Bu sefer bu yuvanın içinden yapıyoruz. Tekrar zincir çekiyoruz. Bir trabzan daha aynı yuvanın içinden. Zincir. Bundan sonrası hemen bu. Hiç burada araya boş bırakmıyoruz. Ortasında. Tekrar zincir. Ve bundan sonrası aynı her trabzanın tepesinde batarak aralarda birer zincir çekerek örneğimizi sıra sonuna kadar devam edeceğiz.